Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafyada iç kuvvetlere bakacağız. İç kuvvetleri inceleyeceğiz. İç kuvvetlerde orojenez, epirojenez, depremler ve volkanizma konularını inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tarihi, coğrafya, edebiyat, din kültürü ve felsefe ile ilgili konu ve soru videolarına ulaşabilir. Aynı zamanda bu derslerin PDF'lerine açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlangıç yapalım. Şimdi ilk olarak orojenezi yani dağ oluşumuyla bir başlangıç yapalım. Şimdi dağ oluşumu bizim için jeosenklinelerde biriken tortul tabakalarda kıvrılma veya kırılma hareketleriyle yükselme olayına verilen bir isim olacaktır. Tabii dedik ya bir kıvrılma ya da bir kırık şeklinde bunlar gerçekleşiyor. Eğer yan basınçla sıkışan esnek tabaka kıvrılırsa burada yani biz buraya kıvrımlı dağ adını veriyoruz. İşte bakın burada antiklinelerler ve senklinelerler kırılımlı dağlarda gösteriliyor. Ancak yan basınçla sıkıştırılan bu araziler, bu sert tabakalar kırılırsa kırıklı dağlar meydana gelecektir. Bu da Horst ve Graben alanlarını oluşturur. Yükselen ve çöküntü altında kalan alanları gösterir. Tabii şunu söylemekte fayda var. Önce bir sorumuzu çözelim. Sonra bu kıvrımlı orojenezle kırıklı orojenezin özellikleri ve farklılıkları neler? Onlara bir göz atalım. Şimdi sorumuz şu. Dikkat ederseniz burada bir kıvrımlı arazi verilmiş. Çünkü antiklinali ve senklinali görüyoruz. Yukarıdaki şekilde gösterilen yer şekliyle ilgili hangisi söylenemez? Bu bir kıvrımlı dağ. Burası için genellikle yükseltileri fazladır diyebiliriz. Çünkü kıvrımlı dağların yükseltileri kırıklı dağlara göre daha yüksektir. Yine esnek tortul zeminde oluşur. Esnek olduğu için zaten kırılacaktır. Sert zeminde kırılarak meydana gelir kırıklı dağlar. Yine kıvrımlı yapıdadır. Levhaların birbiriyle uzaklaşması değil, levhaların birbirinden yaklaşmasıyla buradaki bu yumuşak tabaka kıvrılır. Bu yüzden uzaklaşması ifadesi yanlış. Kayalık dağları da bunlara örnek olarak gösterilebilir. Devam edelim. Dedik ki şunların bir özelliklerine bakalım. Kıvrımlı orojenezle kırıklı orojenezi. Önce bir kıvrımlı orojenezi ele alalım. Şimdi bunlar esnek tabakada görülüyor. Sıra dağlar meydana getiriyor. Yükseltileri kırıklı dağlara göre daha fazladır. Faylanma burada daha azdır. Evet, jeolojik zamana baktığımız zaman birinci zamanda Hersiyen ve Kaledonya, üçüncü zamanda ise Alp orojenezi buraya örnek olarak gösterilebilir. Dağ alışına baktığımız zaman Kayalık, Ant, Himalaya, Alp dağları dünyada, Türkiye'de ise Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kırıklı orojenize gelelim. Şimdi bunlar sert tabakalarda görülür. Yükseltileri kıvrımlı orojenize göre daha azdır. Özellikle jeotermal potansiyeli fazla, deprem riskinin çok olduğu alanlarda görülüyor. Çünkü aktif faylar üzerinde kırıklı dağları daha fazla görebiliyoruz. Üçüncü zaman Alp orojenezi buraya yine örnek gösterilebilir. Kaz Dağları, Madra, Yunt, Bozdağ, Aydın, Menteşe, Amanos, Türkiye'de kırıklı dağların görüldüğü alanlar arasındadır diyebiliriz. Türkiye'de dağlar konusuna geldiğimiz zaman zaten bunlara daha ayrıntılı olarak bakarız. Evet, bu şekilde kıvrımlı ve kırıklı orojenezi görmüş olduk. Sorumuza gelelim. Şimdi haritada belirtilen birinci bölgedeki dağların ikinci bölgeden alçak olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Bakın, birinci bölgedeki dağlar kırık dağlardı. İkinci bölgedeki de kıvrım dağlarıydı. Şimdi ne diyor? Birinci bölgedeki dağların ikinci bölgeden alçak olmasında daha etkili. Birinci bölgenin daha az orojenez etkisinde kalması değil. İkinci bölgedeki levhaların daha yavaş hareket etmesi değil. Dağların uzanış doğrultusunda fark değil. Birinci bölgedeki dağların volkanik olması değil. Hayır, kırıklı dağlardır bunlar. Birinci bölgenin sert, sert olduğu için kırıklı bir arazidir burası. İkinci bölgede de kıvrım olduğu için esnek yapıda tortulanmanın oluşması E seçeneği doğru cevap. Devam edelim. Şimdi kıta oluşumu yani epirojeneze gelelim. Bu yükselme ve alçalmayla ilgili bir niteliktir. Yani tamamen izostatik dengeye bakar. Peki izostatik denge ne demektir? Karaların ağırlığındaki oranın sıvı olan mantoya gömülür ve mantonun üzerinde bir dengede dururlar. İşte bu denge niteliğine biz izostatik denge adını veriyoruz. Ki bu kavramı bilmek gerekiyor. Bu kavram üzerine şekillendireceğimiz bir nitelik olur. Şimdi karaların ağırlığı sonradan değişirse ağırlık nasıl değişebilir? Mesela dağ oluşumu şekillenebilir. Mantodaki çıkan lavların sönmesi ve bunların tamamen kıtılaşmasıyla beraber bu mesela tamamen bir ağırlık niteliği verebilir. Yani karanın biraz daha gömülmesine sebebiyet verebilir. Aksine söyleyelim, buzullar vardır. Buzulların erimesiyle kara yükselebilir burada. Ağırlık
azalacağından dolayı. Çünkü mantoya olan baskıdan bahsediyoruz biz burada. Tabii bu izostatik denge alçalma veya yükselme oluşturabilir. Karalar ağırlaşıp alçaldığında deniz ilerlemesi meydana geliyor. Yani transgresyon. Hemen şuradan bir örnek göstereyim size. Şimdi diyelim ki zamanında burada buzullar olsun, tamam mı? Doğal olarak kara burada daha ağırdır değil mi? Şimdi kara burada daha ağırlaşıp alçaldığında doğal olarak ne olacaktır? Okyanus suları hızlı bir şekilde içeriye doğru gelecektir. İşte biz buna deniz ilerlemesi yani transgresyon adını veriyoruz. Aksine diyelim burada ne oldu? Bu buzullar zamanla güneşin etkisiyle hızlıca erimeye başladı. Ve doğal olarak kara hafifleyecektir. Hafifleyen kara yükseleceği için burada ne olacak? Deniz gerilemesi. Yani regresyon meydana gelir. Kara hafifleyip yükseldiği zaman deniz bu defa gerir. İşte biz de buna regresyon adını veriyoruz. Yani tamamen karadaki hani ağırlık veya hafiflikle ilgili bir durumdur. Eğer kara ağırsa dediğim gibi burada alçalıp deniz ilerlemesine, kara hafifse burada deniz gerilemesine yani regresyona sebebiyet verir. Tabii işte tüm bu olaya, bu deniz ilerlemesi, gerilemesi, hafifleme, alçalma veya yükselme, ağırlama gibi nitelikler epirojenez olarak adlandırılacaktır. Temeli bu şekildedir diyebiliriz. Devam edelim. Epirojenez ile kara kütleleri yükselme ya da alçalmaya başlar. Yukarıdaki haritada verilen epirojenez uğrayan 5 adamdan hangisinde epirojenezin yönü diğer dördünden farklıdır diyor. Şimdi bu soru sadece hani harita üzerinden değil aynı zamanda son zamanların etkileri üzerinden de çıkarılacak nitelik. Çünkü küresel ısınma var. Küresel ısınmayla beraber kutup ve kutuplara yakınlardaki buzullar erimeye başlar. Bu yüzden bu noktalarda hızlı bir şekilde karalar hafiflemeye başlayacaktır. Bu yüzden bir numaralı alanda kara hafiflemeye başlarken 2, 3, 4 ve 5 numaralı alanlar yükselti ve engebenin nispeten fazla olduğu alanlardır. Alp Himalaya kuşağının ve Pasifik kuşağının olduğu noktalar gösterilmiş. Burada karalar daha ağırdır. Bu yüzden bir numaralı seçenek diğerlerinden daha farklı. Devam edelim. İzostatik denge niteliğimize gelelim. Şimdi izostatik dengeden bahsetmiştik ve bunun etkilerinden de değindik. Ve epirojenizin temel unsurlarından bahsettik. Şimdi onu hem görselden bir anlatayım bir de epirojenizin nedenleri ve sonuçları noktasından bir konuşalım. Şimdi izostatik dengenin bozulması sonucu yükselerek oluşan kara parçasına biz jeoantiklinal deriz. Yani kara kütlesi. Alçalarak oluşan okyanus ve deniz çukurlarına ise jeosenklinal deriz. Yani deniz çukuru. Şimdi ne demiştik? Bakın burada ne oldu? Bir volkanik faaliyet meydana geldi diyelim. Hızlı bir şekilde burada işte tortullaşma, kayalaşma, tabakalaşma meydana geldi. Ve kara kütlesi hızlı bir şekilde ağırlaştı. Ağırlaşan kara kütlesi ne olacaktır? Alçalacaktır. Alçaldığı için deniz hızlı bir şekilde içe doğru gidiyor. İşte biz buna deniz ilerlemesi yani transgresyon adını veriyorduk. Burada buzullar vardı. Buzullar hızlı bir şekilde erimeye başladı. Kara hafifledi. Hafifleyen kara magma üzerinde yükselmeye başlayacaktır. Bu yükselen kara da bakın tortulu tabakaları açığa verecek. Deniz gerilecek. Biz de buna regresyon adını veriyoruz. Az önceki sayfada yine anlatmıştım. Tekrar buraya değindim. Şimdi epirojenizin nedenleri arasında demek ki buzullar önemlidir. Buzullar oluştuğu zaman karaları ağırlaştırır. Buzullar eridiği zaman karaları hafifleştirir. Yine tortullanma önemli bir niteliktir. Aşınma, erozyon, toprağın sürtülmesi burada önemlidir. Erozyona fazla uğrayan sahalarda kara hafifleşir. Yine lav birikmesi kara kütlesi üzerinde bir ağırlık vereceği için kara ağırlaşır. Yani kara alçalır burada. Demek ki hepsi nedenler arasında. Peki sonuçlar neler? Deniz ilerlemesi veya gerilemesi meydana geliyor. Az önce ifade etmiştim. Riyet kıyıların oluşmasına sebebiyet verebilir. Yine seki ve taraça, bakın burada seki ve taraçalara sebebiyet verebiliyor. Plato oluşturabiliyor ve Karadenizlerin alanlarının değişmesine sebebiyet verebilir diyelim. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi bakın burada manto üzerinde dağlar, kara kütleleri ve deniz nitelikleri var burada. Ve diyor ki bize yukarıda verilen arazide iklim değişikliği yaşanıp sıcaklıklar artışa geçse, sıcaklıklar artarsa. Hangi merkezin bulunduğu alan epirojenez ile yükselmeye başlar? Bakın iki farklı sayfada anlattım. Üzerine basa basa söyledim. Ben bu sorunun doğru cevabını söylemeden evvel bu soruya A cevabını vermiyorsanız lütfen geri dönün. İki defa daha o kısımları dinleyin. Niye? Başından beri söylüyorum.
buzullar erimeye başlarsa manto üzerindeki kara hafifleyeceği için yükselir. Yükseleceği için epirojeniz ile yükselme burada meydana gelir. Bize de diyor bak sıcaklık artarsa buzullar eriyeceği için kara yükselecektir. Hangisi epirojeniz ile yükselmeye başlar? O zaman bir numaralı alan. Tamam, unutmayalım. Mantığı bu şekildedir. Çok basittir. Orayı çözdüğünüz zaman da rahatça buradan gelecek soru niteliği nasıl olursa olsun siz bu soruyu çözersiniz. Ama o iki farklı sayfada özellikle üstüne basa basa vurguladığım kısımları unutmayın. Özellikle buzullar ve dediğim gibi tortullanma veya volkanik faaliyetlerin bulunduğu arazilerdeki hani yeni dağ oluşumları ve benzeri nitelikler vurgulanıyor. Eğer diyelim ki buzullanma oldu veya volkanik faaliyetlerle orada yine işte dağ oluştu, tepeler oluştu. Bunlar karayı alçaltacağı için alçalma meydana gelir. Ama buzullar eridi. Burada da yükselme meydana gelir. Mantık çok basittir. Yeter ki orayı kavrayın. Devam edelim. Deprem yani seizmaya gelelim. Şimdi tek tek önce bir kavramlardan başlayalım. Deprem hakkında bilmemiz gereken kavramlar ne? Onlara bakalım. Şimdi manto biliyorsunuz akışkandır. İlk dersimizde hani dünyanın iç yapısından falan bahsetmiştik. Ve bu hareket yer yüzeyini sürekli hareket ettirecektir. Bu hareketlenmeler yer kabuğu hareketleri bizim için kırıklı alanlarda meydana gelir. Biz bunlara fay adını veriyoruz. Faylar hareket yönlerine göre ters, doğru, atılımlı ve normal olarak 3 niteliğe ayrılır. Tabii depremi kaydeden, diğer kavramlara gelelim. Depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen alete biz sismograf adını veriyoruz. Deprem esnasında kayıtların çizilmesiyle oluşan şekil ve grafikler ise sismogram ismini veriyoruz. Depremin okyanus ve deniz tabanlarında oluşmasıyla tsunami'ler meydana geliyor. Yani şöyle bir deniz kütlesi düşünün tamamen. Ne oldu? Bir anda deprem meydana geldi. Enerji açığa çıktı. Kara oynadı. Toprakta hafif bir ayrılma meydana geldi. Su o bölgeye boşalacaktır. Tekrar depremle tekrar kapandı. Doğal olarak bir hendek oluştu değil mi? Su bir anda dalma olayını yaşadı. Dalma batma olayını yaşadı ve tekrar yükseldi. İşte hızlı bir şekilde tsunami yüksek dalga manasına gelir Japonca'da. Onlar da okyanuslarda etkin olarak deprem alanlarında görülüyor. Bunlara da sebebiyet verebiliyor. Dünyada selden sonra ikinci ve Türkiye'de de en yaygın afet türünün deprem olduğunu söyleyelim. Yine şunları söyleyelim. Deprem, tsunami, çığ, heyelan gibi diğer afetleri de etkileyecektir. Yani deprem tsunami sebep verdi mi? Verdi. Çağ da sebebiyet verebilir. Kar kütlelerinin çökmesine de sebebiyet verir. Heyelanlara da sismik hareketlerle sebebiyet veriyor. Yine şunu söyleyelim. Bir sonraki dersimizde kayaçlara bakacağız. İç püskürükler, andazit, bazalt, masif kütleler, yine başkalaşım kayaçları depreme dayanıklı arazi oluşturacaktır. Onları da söyleyelim. Şimdi depremin derecesine gelelim. Yani neleri etkiliyor nitelikte? Şöyle bir bakalım böyle. Bakın dış merkez, iç merkez niteliği vardır. Şimdi depremin derecesi iç merkez ile dış merkez arası uzaklık niteliği önemli burada. Yani diyelim ki 7 virgüllük bir deprem meydana geldi. 7,0. Şimdi ne kadar böyle yüzeye uzaksa etkisi o kadar az hissedilir. Ama yüzeye ne kadar yakın bir alanda meydana gelmişse etkisi o derece yüksek olacaktır. Depremin süresi de bu kadar bu nitelik de önemli. Mesela 10 saniyede meydana gelen bir depremle hani böyle 50 saniye, 55 saniyede yaşanan bir depremin çıkardığı enerji akışı ve enerjinin niteliği çok farklı olacaktır. Doğal olarak 50-55 saniyedeki depremde daha fazla enerji açığa çıkacak ve daha çok yıkıcı etkisi olur. Yine jeolojik yapı burada önemli. Jeolojik yapı genç arazi, genç mesela 4. jeolojik devre ait bir arazi ise etkileri daha çok nitelikli olarak görülür. Depremin şiddeti de yine önemli burada. Gelişmişlik düzeyi, yani her zaman söyledi deprem öldürmez, insan öldürür diye. Sen geçip mesela deniz kumundan bina yaparsan çöker. Yani en ufak depremde bile çöker. Burada çok önemli. Eğitim düzeyi, gelişmişlik düzeyi de oldukça önemlidir. Bir de nüfus. Yani depremin meydana geldiği yerdeki nüfus popülasyonu, sayısı, demografik yapı da oldukça önemli olacaktır. Bunları unutmayın. Bunların hepsi yıkım derecesi üzerindeki etkilerdir. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Yukarıda gösterilen yapının yaygın olduğu yörede aşağıda verilenlerden hangisinin görülmesi beklenmez. Dikkat ederseniz burada bir kırıklı yapı var. Doğal olarak kırıklı alanlarda biz aktif fayların bulunduğu alanlar olacak. Buralarda jeotermal santraller oluşabiliriz. Horst Graben noktaları burada. Mesela şurası bir Horst'tur. Şurası bir Graben'dir. Doğal olarak burada Graben ovasını da gördük. Sert kütlelidir. Çünkü dedik ya kırıklı yapılar tamamen sert tabakada meydana geliyor diye. Bir de tektonik depremleri burada görmek mümkün. Ancak masif arazi
hani oturmuş arazidir. Genç oluşumlu arazilerde ve kırıklı yapılar arazilerinde masif arazi görülmez. Deprem türlerine gelelim. Deprem türlerinden bahsedelim. Şimdi çöküntü depremler özellikle karstik arazide mağara tabanlarının yeraltı suları nedeniyle çökmesi sonucu meydana gelecektir. Ve biz de aktif olarak Akdeniz bölgesinde, yine Konya Ovası çevresinde aktif olarak görülüyor bunlar çöküntü depremler. Tabii etki derecesi mesela tektonik depreme göre daha azdır. Yıkıcı etkili tektoniğin daha fazla. Volkanik depremler aktif volkanik bölgelerde özellikle volkanizma sırasında gaz patlamalarıyla oluşan depremlerdir. Türkiye'de aktif volkan olmadığı için Türkiye'de volkanik depremler görülmez. Türkiye'de en aktif olarak görülen deprem tipi burada tektonik depremlerdir. Fay hatlarında magmadaki konveksiyonel baskı nedeniyle tabakaların burada yer değiştirmesi sonucu meydana geliyor ve yıkıcı etkisi oldukça yüksektir diyebiliriz. Sorumuza gelelim. Çöküntü depremleri özellikle karstik arazide yeraltı boşlukların tavan kısımlarında kimyasal çözülme erimesiyle sonucu aniden çökmesiyle oluşur. Yeraltı suyunun aşırı kullanımına bağlı olarak son yıllarda sayısı artmıştır. En fazla can ve mal kaybına neden olan deprem türüdür. Ülkemizde özellikle Antalya ve Konya bölümünde daha sık görülür. Şimdi yukarıda verilen çöküntü depremle ilgili paragrafta hangi konuda hata yapılmıştır? Aslında altını çizdiğim yer bir hata noktasıydı. Çünkü afetin etki derecesi yani en fazla can ve mal kaybı tektonikte olacaktı. Oluşum şekli doğal doğrudur. Arazi zaten doğru söylemiş karstik arazi. Çözülme türü de doğru. Aynı zamanda görüldüğü alanlar Antalya, Konya az önce ifade etmiştim. Bunlarda sıkıntı yok ancak etki derecesi en fazla tektonikte burası için uygun değil. Devam edelim. Deprem alanlarına şöyle bir bakalım. Bakın hemen Amerika kıtasının batı kıyılarında Alaska, Kaliforniya, Hawaii, Meksika, Haiti, Şili'nin bulunduğu alan oldukça önemli. Dominik doğu kıyılarında. İzlanda zaten aktif volkan var orada. Yine İtalya'da aktif volkanlar var. İspanya. Bakın şöyle şu kuşakta. Şöyle göstereyim. Türkiye'nin de üzerinden geçti Afganistan. Sonra Asya kıtasının doğusunda Rusya, Japonya, Filipinler, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda burada etkin ve aktif diyebiliriz. Tamam, unutmayın. Bunlar bizim deprem alanlarımız. Ancak oturmuş bir de kara kütleleri var. Batı Avrupa, Kanada, Sibirya, İskandinavya, Amazon Havzası, Avustralya, Grönland, Sahra Havzası, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Arap Yarımadası deprem riskinin az olduğu eski kara kütleleridir diyebiliriz. Bunları da lütfen unutmayın. Hani dünya haritasından böyle sorular sorabiliyorlar. Şimdi bizim toplamda 3 tane kuşağımız yer alıyor. Atlantik kuşağı, Pasifik kuşağı ve Himalaya kuşağı. Bu kuşaklar içerisinde mesela burası Meksika. Doğal olarak Alp Himalaya değil gitti. Amerika burada gitti. Çin Alp Himalaya uygun. Tam toprakları üzerinde. Filipinler Pasifikler kuşağında. Şili yine bu tarafta. Demek ki sorumuzun doğru cevabı Çin'miş. Tamam unutmayın. Devam edelim. Volkanizmaya gelelim. Şimdi volkanizma erimiş kayalardan oluşan magmanın sırf gazdan oluşmayan bir gök cisminin yüzeyine magma ve gazın yüzeydeki çatlak ve yanardağ ağzından yüzeye çıkması fenomeni yani açık niteliği olacak. Tabii yüzey volkanizması ve derinlik volkanizması olarak biz bunları ikiye ayıracağız. Magma eğer bulduğu zayıf çatlak yerlerden yüzeye çıkarsa biz buna yüzey volkanizması adını veriyoruz. Yüzey volkanizması içerisinde lav, tüf, lapilli, volkan bombası ve külü gösterebiliriz. Derinlik volkanizmasına gelecek olursak eğer derinlerde soğursa bu magma, oralarda derinlik volkanizması meydana geliyor. Batolit, sil, lakolit ve dike bunlara örnek verilebilir. Peki nedir bunlar? Mesela batoliti ele alalım. Batolit özellikle magmanın çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğumasıyla meydana geliyor. Hani derinlik kayaçlarından oluşan bir kubbe biçimdeki şekildir. Bakın batolit şu kubbe niteliğindeki alan oluşuyor. Sil'e gelelim. Özellikle magmanın tortu tabakalar arasında yerleşip bu alanlarda katılaşması sonucu oluşacaktır. Şu nitelikteki alanlar bizim için sil diyebiliriz. Lakolite gelelim. Lakolite ifade edeyim sizlere. Bakın burada magmanın, hatta şunları bir silelim. Magmanın bir damar aracıyla şu noktada bir mantar biçiminde nitelik oluşturması bizim için lakolit alan olacaktır. Bir de dike'ı ifade edeyim. Dike dediğimiz alanlar ise magmanın tabakaları keserek şu alanda şöyle damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan bir şekildir. Dike'ı da bu şekilde ifade etmiş. Olalım. Bir de volkanik arazilerde magmanın yaratmış olduğu nitelikteki yapılar var ki krater, kaldera ve mağar yine ÖSYM tarafından sorularda soruluyor.
Kraterler volkan kolilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan şekillerdir. Kalderalar patlamalar ve çöküntülerle genişlemiş bir kraterdir. Bir de mağar var. Özellikle magmanın yüzeye gelen bu gazların patlaması sonucu oluşan bir çukur niteliğidir diyebiliriz. Onları da ifade etmiş olalım. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde X yöresinde yıllar içerisinde erozyon toprak kaybı yaşanınca aşağıda verilen volkanizmaya ait unsurlardan hangisi ortaya çıkması beklenir? Bakın X bulunan yer dikkat ederseniz bir damar sonucu böyle mantara benzeyen bir şekil ortaya çıkmış. Biz bu şekli az önce tanım yaparken ne demiştik? Bunun adı bizim için lakolit değil mi? O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Şimdi aktif volkanik alanlara bakmıştık az önce haritada. Bir de bakın Türkiye'deki sönmüş volkanlar da var. Ki Türkiye'deki dağları işlediğimiz zaman zaten bunlara değineceğiz. Peki bu volkanizmanın olumlu ve olumsuz sonuçları var. Şimdi olumsuz sonuç arasında zaten can ve mal kayıplarını, hava ulaşımının aksatmasını söyleyebiliriz. Şimdi hava ulaşımı nasıl aksatıyor? Diyelim ki volkanik arazilerde oluşan küllenmeyle beraber bu hava tamamen atmosfere karışacaktır ve görüş açısını azaltıyor. Aynı zamanda güneş ışınlarının yeryüzüne girmesini de engelliyor diyebiliriz. Atmosfer kirliliğine sebebiyet veriyor, ani iklim değişikliklerine sebebiyet verir ve asit yağmurları da oldukça olumsuz nitelik olarak görülebilir. Olumlu sonuçlar arasında bir defa verimli toprakların oluşumuna, özellikle regosol toprakların oluşumuna, metal maden oluşumuna, sıcak su kaynağı, jeotermalin açığa çıkmasına, yine geyser, peri bacaları, volkan kolonileri gibi turizm niteliklerinin oluşmasına sebebiyet verir. Bunlar da olumlu sonuçlar arasındadır. Sorumuza bakalım. Haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiş. Verilen ülkeler içerisinde hangisinde krater, mağara gibi şekillerin görülme ihtimali daha azdır? Yani kısacası deprem riskinin aynı zamanda fayları da uzak noktada olacak. Şimdi ABD burası gitti. Japonya burası. Bu da gitti. Etiyopya bu noktada. Bu da gitti. Şili bu noktada. Bu da gitti. Norveç buralar. Eski kara kütleleri üzerinde. Bu yüzden Norveç sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Diyeceğim ama dersimiz bitmiş. Hızlı hızlı gidince dersi bitirmişiz maşallah. Şimdi geçen haftaki ödev soruları çözelim öncelikle. Şekilde gösterilen kıyı tipi aşağıda verilenler hangi jeolojik zamanda oluşmuştur diyor. Rhea kıyı tipi Egeyit karasının çökmesi sonucu oluşan bir şekil olacaktı. Hatırlarsanız Quaternary'da 4. zamanda bu çökecekti. Şimdi kırıklı yapı ve bu alanda meydana gelen olaylar aşağıda verilenler hangi ülkede daha sık görülür diyor. Şimdi kırıklı yapı ve bu alanda meydana gelen olaylar deprem riskinin en fazla olduğu aktif fay üzerinde olan bir ülke olması gerekiyor. Pasifik üzerinde bulunan Filipinler buna uygun. Kanada, Rusya, Avustralya, Norveç eski dünya kara yerleşimleri ve kıtaları üzerinde. Bu yüzden bu noktalar sağlam yapıdadır diyebiliriz. Diğerlerine göre daha sık Filipinler. Bu haftaki ödüllü sorunuz bunlar. Lütfen bu soruları çözüp yorum kısmına bunların çözümlerini yazınız. Evet dersimiz burada sona erdi. Lütfen bu ödüllü soruları da yapmayı unutmayın. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.